Samsun Ahşap Camilerinin en erken temsilcisi Selçuk dönemi eseri olan Çarşamba ilçesi Göceli Camii'ndeyiz. Cami, ilçe merkezinin 3 kilometre kadar doğusundaki Hasbahçe Mahallesi'nde Gökçeli Mezarlığı içinde bulunuyor. Bugün halk arasında Gökçeli ve Mezarlık Camii adlarıyla biliniyor. Ahşap bir yapı için hatırı sayılır bir büyüklükte olan caminin bulunduğu mezarlık geniş bir düzlükte yer alıyor. Dendronkloloji, yani kesik ağaç parçalarındaki halkaların belli bir teknikte sayılarak o ağacın yaşının saptanması araştırmalarıyla tanınan Amerikalı bilim adamı Cunningham, yapıdan aldığı ahşap numuneler üzerindeki testler sonucunda caminin 1206'da inşa edildiğini belirtiyor. Önündeki revak ise 1331. Cami 2007 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiş. Çatı bütünüyle aktarılarak orijinal ifadeye yakın esaslı bir tamirat yapılmış. Kapalı çatı geniş mekanı kapatabilmek için yüksek tutulmuş. Revaklardan 80 santimetre kadar taşan saçaklarıyla çatı yapıya basık bir görünüm veriyor. Bu yüzden uzaktan bakıldığında cami çökmüş gibi görünüyor. Cami ahşaptan yığma tekniğinde inşa edilmiş. Dikine dikdörtgen şekildeki harimin önünde kapalı bir son cemaat yeri bulunmakta. Harim ve son cemaat yerini U şeklinde bir revak sarıyor. Revaklarla birlikte yapı tek katlı olup 3 omuz kırma çatıyla örtülmüş. Toprak zemine oturan büyük moloz taşlar üzerine yerleştirilen kalın kütükler üzerine kirişleme usulüyle yapı kurulmuş. Duvarlar, köşelerde kurt boğazı geçmelerle duvar boyunca tek parça olarak uzatılan ahşap perdelerle inşa edilmiş. Revaklarda yer yer basit oturma şekilleri bulunuyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kıble yönündeki pencerelerde küçük açıklıklar olup bazılarında demir şebekeler görünüyor. Çarşamba'da ayakta kalabilmiş bunun gibi 3 camimiz daha bulunmakta. Hem büyük hem de orijinalliği bakımından oldukça eski eserler bunlar. Birisi Selçuklu döneminden, en eski Selçuklu döneminden bu eserimiz. Daha sonra Şeyhabi köyünde yine Selçuklu döneminden kalmış bir başka camimiz var. 1211 yılı dolaylarında inşa edilmiş. Bir diğeri de Ordu köyünde bulunan Taceddinoğulları Beyliği'nden kalma bir yapı. Dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz bu yapılar, bu yapı ve diğer yapı saydığımız iki yapı ile beraber Anadolu'daki en eski ahşap camileri oluşturmaktadır. Bu bakımdan oldukça önemlidir. Sanat tarih literatüründe, tarih eserler bağlamında bu gözle görülmeleri gerekiyor ve sadece ülke çapı, sadece şehir çapında değil, ülke çapında önem verilmesi gereken eserlerdir. Harimde eşit aralıklarla yerleştirilmiş 6 direk yer alıyor. Kirişlerin üzerinde bakkal tavan şeklinde yapılan kırma çatının detaylarını görmek mümkün. Tavan kirişleri üzerinde alttaki direklerin hizasındaki dikmeler, aşıkları, onlar da mertekleri taşıyarak tavan iskeleti oluşturulmuş. Gelen direğin başlıkları profillerle hareketlendirilmiş. Müzik
yapıya nispetle oldukça yeni duran ahşap mihrabın ilk inşaya ait olmayıp yenilendiği anlaşılıyor. Mihrabın sağındaki minber de ahşap. Minberin doğu yüzünde süpürgelikte ajurlu, kafesli oyma bir kompozisyon yer alıyor. Aşık, mertek ve direklerde aşı, kalınca ve genişçe tutulan çatı tahtalarında kök boyalarıyla yapılmış kalem işi nakışlar görülüyor. Nakışların büyük çoğunluğu stilize edilmiş bitki kompozisyonlarından oluşuyor. Pozisyona geçilerek büyük bir çeşitlilik sergilenmiş. Çatı tahtaları üzerinde geçme motiflerden birisinin yanında nakışların üzerine kırmızı aşı boyalarıyla Arapça harflerle yazılmış bir yazı bulunuyor. Silik de olsa yazıda El Usta Dali okunuyor. Bunun nakkaşa işaret edip etmediği belli değil. Ancak nakkaş veya ekibinin taşra üslubunu aşıp saray üslubundan haberdar usta bir nakkaş olduğu düşünülüyor. Kompozisyonlardaki zengin çeşitlenme, klasik formlara gayet yakın duran motifler, uyumlu ve canlı renk düzeni bu kanıyı kuvvetlendiriyor. Klasik motif ve kompozisyon düzeninin görülebildiği nakışların, erken Osmanlı döneminden başlayıp klasik devir sonuna kadarki bir dönemde, 15. yüzyıl, 17. yüzyıl sonu arasında, yani nakışlı tahtaların inşadan sonraki bir devirde yapılmış olabileceği düşünülebilir. Ülkemiz sınırları içinde ayakta kalabilen en eski ahşap cami olarak karşımıza çıkan Gökçeli Camii, ibadete açık. Cemaat öğle namazı için hazırlanıyor. Türklere Anadolu kapılarının 1071'de açılırken, yaklaşık bir asrı biraz aşkın bir zaman sonra Karadeniz kıyılarında Gökçeli Camii inşa edilmiş. Hem Anadolu'nun İslamlaşması hem de ahşap camii mimarimiz açısından oldukça önemli ve hayret verici olan Gökçeli Camii'nden ayrılıyor, Samsun'daki bir başka tarihi ahşap camii için yola çıkıyoruz.